Asıl düşünüp tedbir almamız gereken hususlardan birisi de demokrasilerde süreç ve içerik sorunlarının yaygın cesametidir. Bu sorunun müsebbipleri her şeyden önce demokrasinin sonsuzlaşmasına, gerçek manasından koparılmasına hizmet eden laşkalaşmış zihniyetlerdir. Serok Ahmet'in Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun, genel başkanlar her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacaklar itirafı, altılı masanın mahvı perişanlığını resmetmiş ve belgelemiştir. Böylelikle Zillet İttifakı'nın tüm tezleri, tüm önermeleri çürümeye terk edilmiştir. Siyasetçilerin çatısı çökmüş, koltuk krizi, güç rekabeti, yetki karmaşası, ikbal kaosu, rant paylaşımı, makam hırsı bunların maskelerini düşürmüştür. Kaldı ki biz farklı hiçbir şeyi zaten düşünmedik. Sağ olsunlar bu kokuşmuş siyasetle ilgili öngörülerimizde yine yanılmadık. CHP'sinden ipine, devasından serokuna kadar hiçbir zillet partisinin Türkiye'ye hizmet, millete dev eserler kazandırmak gibi bir derdi, özlemi, gayesi, niyeti yoktur. Olmasını beklemek ise tamamıyla beyhudedir. Zillet İttifakı bir alternatif değildir. Zillet İttifakı hazır değildir. Zillet İttifakı yerli ve milli hiç değildir. Milletimiz bunların asıl maksatlarının, asıl yüzlerinin tamamıyla farkındadır. Değerli milletvekilleri, lütfen dikkat buyurunuz. Milliyetçi Hareket Partisi ne zaman itibar ve iftira suikastlarına uğrasa, an be an gözden kaçırılmak istenen, saman altından su gibi yürütülmesi arzulanan bir tertip, bir tezgah, bir plan derhal devreye alınmaktadır. Bize yönelik saldırılarla aziz milletimiz hedef alan tahrip düzeyi yüksek hazırlıklar, yakın benzerlikler taşımaktadır. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi, Türk milletinin son kalesi, son siperi, düşman karşısında atılacak son kurşunudur. Milliyetçi Hareket Partisi'ni akıllarınca meşgul ettiklerini zannedip, haklı ve tarihi mücadelesinde kuşkular uyandırmak isteyenler, Türkiye'nin ve Türk milletinin kuyusunu kazmak için gemi azıya alan işbirlikçi güruhtur. Olan biten ne varsa biliyor, izliyor, çok sıkı bir şekilde takip ediyoruz. Londra tefecilerinden, New York bankerlerinden, küresel sermaye çetelerinden ilhamını alıp İngiliz Muhipler Cemiyeti'nin günümüz ayağına talip olan Demokrasi ve Atılım Partisi'nin başındaki zat, anayasanın 66. maddesini 2 Ocak 2023'te tartışmaya açma cüreti göstermiştir. Açıkladığı temel haklar ve eylem planı sömürgecilerin siparişidir. Selamsız sabahsız Babacan aynısıyla anayasamızın 66. maddesini çağımızın gereği olarak kapsayıcı bir anlayışla yeniden ele almayı teklif etmiştir. Anayasanın mezkur maddesi Türk vatandaşlığı üst başlığıyla şöyledir. Türk devletine vatandaşlık bağıyla bağı olan herkes Türktür. Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türktür. Vatandaşlık kanunun gösterdiği şartlarla kazanılır ve ancak kanunda belirtilen hallerde kaybedilir. Hiçbir Türk vatana bağlılıkla bağdaşmayan bir eylemde bulunmadıkça vatandaşlıktan çıkarılamaz, vatandaşlıktan çıkarma ile ilgili karar ve işlemlere karşı yargı yolu kapatılamaz. Devası derdine kâfi gelmeyen bu tulumba partisinin kurumsal iletişim ve tanıtım başkanı da
kendisine sorulan anayasadan Türklüğü çıkarıyor musunuz sorusuna doğru cevabını vermiştir. Bu kurşun gibi sözlere Cumhuriyet Halk Partisi'nden tek bir itiraz gelmemiştir. İpten tek bir tepki duyulmamıştır. Zilletin diğer paydaşları da suspus vaziyettedir. Şimdi sormak lazımdır. DEVA'nın icazetli başkanını Türklüğün nesi ve neresi rahatsız etmektedir? Türklüğü anayasadan çıkarmayı cesedimizi çiğnemeden nasıl başarılacaktır? Buna nasıl kalkışılacaktır? Zillet ittifakının her bir ortağı aynı görüşte midir? Aynı düşüncede midir? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na danışmanlık yapan bölücü bir şahsın parti genel merkezinde verdiği bir röportaj sırasında orada bulunan Türk bayrağını kaldırtması yalnızca skandal değil, suçtur, cinayettir, kepazeliktir, bağımsızlığımızın sembolü, al bayrağı adice bir hakarettir.